Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Kıymetli kardeşlerim, mantık derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Talibin böyle zihninde hazır bulundurması gereken konulardan birisi nedir? El aksu akıstır arkadaşlar. Peki aks nedir? Ve huve en yusayyara bi teşdidil ya'i. Ya'yı şeddeli okuyoruz. Niçin? لِأَنَّ الْعَكْسَ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ. Yani akis kelimesi zikredildiği zaman iki mana burada kastedilebilir. Ondan bedel عَلَى الْقَدِيَّةِ مِنَ التَّبْدِيلِ الْمَذْكُورِ. Gerçi tebdil daha zikredilmedi ama biraz sonra ne olacak? Zikredilecek. Yani az sonra söyleyeceğimiz bu işte mevduun mahmul, mahmulun mevdu yapılması. Bu tebdilden meydana gelen kadiyeye de söylenir. Ve alen nefsi tebdili. Bu yapılan işlemin kendisine de söylenir. Felev lem yuşeddet, şayet şeddeli okunmazsa sâre manen thalifen, üçüncü bir mana oluşur. O da kendi kendine olması. Bizim yapmamız değil, kendi kendine dönüş. Değil mi? Seyruretul mahmuli, seyruretul mevdu'i mahmume, mahmulen ve seyruretil mahmuli mevdu'an, değil mi? Yani dönüşmesi kendiliğinden. Evet. Ey ve huve en yusayyere, ey ne demek? Yuc'ale, yani ve huve en yuc'ale el mevdu'u fi zikri, yani zikir ne demek? Önce işte mahmulu, mevdu'u zikrediyorsunuz, daha sonra ne yapıyorsunuz? Önce mevdu, daha sonra mahmul geliyor. Benim anladığım şeyler bu fi zikri'de en kastı, hani küllü hayvanini falan aks yaparken bazı diye çeviriyoruz ya. Zikir yani telaffuzda. Telaffuzda, evet. Ve ey en yuc'ale el mevdu'u mahmulen. Neydi o? Geri alabiliriz. Yuc'ale el mevdu'u tamam. Ev ma yekumu, değil mi? Ev ma yekumu maka mehu, ya da o mevduun makamında kaim olan şeyin mine şartiyeti ve huve el mukaddemu, o da nedir? Mukaddemdir. Bunun kılınması, ne kılınması? Mahmulen, mevduun mahmul kılınması veyahut da işte şartiyede mukaddemdir, talidir. İşte mukaddemin tali yapılması, talinin mukaddem yapılması. Ev ma yekumu makamehu mine şartiyeti ki ve huve et tali. Aksinden bahsediyoruz arkadaşlar. Vel mahmulu mevdu'an. Mahmulu da mevdu yapıyoruz. Ama neyle beraber? Ma baka isselbi vel icabi bi halihi ama. Ma baka isselbi vel icabi bi halihi. Yani kadiye, kadiye-i salibe ise kadiye-i salibe olacak. Kadiye-i mucebe, mucebe ise mucebe olması gerekiyor arkadaşlar. Daha ma baka'i tasdiki ve tekzibi bi halihi, yani kadiye-i sadıka ise sadıka olarak kalacak, yani aksiden önce sadıka ise, değil mi, sadıka ve tekzibi aksiden önce kazibe ise aksiden sonra da kazibe olması gerekiyor. Emmel evvelu, tabi burada ileride söyleyecek, değil mi? Evet. Kan. Evet. Kavla Ahmet buraları herhalde şu illaki kazibe olursa aksinde kazibe olmayacağını, değil mi? Oraya mı işaret edecek? Evet. Molla Fener Hazretleri de değinecek buna. Evet. Yani tabii bu metin olduğu için teferruata, detaylara inmeksizin, madem aksiden bahsediyoruz, genel olarak böyle
olur. Ama teferruatta belki biraz daha ne yapılabilir? Farklılık arz edebilir. Onu da şarih ve muhaşşilere bırakıyor. Emmel evvelu, birincisine gelince arkadaşlar, burada ma baka isselbi vel icabi, değil mi? Evet. Feli enne kavlene, şu bizim sözümüz, kullu insanin natikun dersek, la yelzemuhu esselbu aslen. Burada selb buraya, yani burayı aksederken ne lazım olmaz buraya? Selbetme ve nefiyetme lazım olmaz. Ve kavluna ve kavlena, yani fili enne kavlena la şey'e minel insani bi hacerin, buraya gelince la yelzemuhu el icabu aslen. Burada da asla bir müsbetlik, yani zaten la şey'e minel insani bi hacerin ne demek? Hiçbir insan taş değildir. Burada da yine insandan neyi nefret ediyoruz? Taşlılığı, haceriyeti, hacer olmaklığını nefret ediyoruz. Burada da müsbet olarak düşünülmez bu kadiye. وَاَمَّ الثَّانِي, peki aksin olabilmesi için asıl sadıka ise aksiste ne olacak? Sadık olacak. وَاَمَّ الثَّانِي فَمَعْنَاهُ, manası şudur. İn sadaka el aslu, sadaka el aksu. Kadiyemizin aslı sadık ise akis de sadık olur. Ve in kezebe el aksu, kezebe el aslu. Eğer akis kazibe ise asıl da ne olur diyor. Kazibe olur. Kema huve şe'nul luzumi. Zaten luzumiyetin pozisyonu da budur. Birbirine lazım olmak bunu gerektiriyor. La şöyle değil. İn kezebe el aslu, kezebe el aksu. Asıl, kadiyemizin aslı kazibe ise akis de kazibe olur demiyoruz. Keme fuhime. Bu anlaşıldı ibarede. Ev nekulu, ya da şöyle deriz. Manahu enne mecmu'a, mecmu'a tasdiki ve tekzibi, yani işte kadiyenin doğru ve yalan olmasının, yani böyle mücmelen, yekûnü bihâlihi, yekûnü oluyor, bihâlihi, hali üzerine oluyor. Ama şöyle değil, şu manada değil. La inne küllen minhuma yekûnâni bihâlihi, yani İkisi de aynı hali üzerine olur değil. Ve keunul mecmu'i bi halihi, peki yani mecmu'un hali üzerine olmasından maksat murat nedir? Yuradu bihi keunu tasdiki bi halihi itlaken, yani keunu tasdiki bi halihi, tasdik sadıkiyet, sıdkiyet hali üzerine oluyor. Ama burada itlaken lil lafzı, lafzın neyi vardır? İki tane manası vardır. Ale ahadi muhtemmilatihi, yani o lafız mesela insan dediğimiz zaman Furkan kardeş, işte başını da tutabilirsin, boynunu da kastedebilirsin, ne bileyim, yani o insanın cüzleri vardır. Değil mi? Orada bir takım manaları ifade edebilir. Yani sadece insan tamamını ifade edecek veyahut da tamamını kastedeceğiz diye bir şey yok. Orada ihtimaller vardır. Burada o lafzı iki, değil mi? Ala ehadi muhtemilatihi, daha fazla mana ifade eden lafzı bir manayı ifade ediyormuş
gibi ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Yani ve kevnül mecmu'i bi halihi dedik, yani mesela işte tasdik olursa asıl aksisten olur. Tasdik olur. Ama tekzip olursa aksiste tekzip olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Tekzibi tasdike tanzil ediyor. Ama biz burada mücmelen böyle diyoruz yani, tamam mı? Ama birazcık daha detaya indiğimizde aslında metinde ifade edildiği gibi değil. O zaman ne olmuş oluyor? Sanki o tekzip kelimesi üzerinden iki ihtimalden birisi kastedilmiş oluyor. O da nedir? Metinde dedi ki asıl kazibe olursa akis de kazibe olur. Akis kazibe olursa asıl kazibe olur. Aslan akis kazibe olursa asıl da kazibe olur. Halbuki öyle değil. Evet. Peki. Evet, bakalım. Kul Ahmet Molla Fenari Hazretlerinin ibaresini nasıl değerlendirecek? Kavlu sâre mânen sâlifen, ki o da nedir? Vahve, üçüncü mana. Eğer şeddeli okumazsak üçüncü bir mana oluşur dedi ki vahve seyrûretul mevdu'i mahmûlen vel mahmûli mevdu'an. Mevdu'un tabii ki burada bu manayı vermek ne kadar doğru, yani aksin olabilmesi için kendiliğinden bu dönüşüm olmaz, yani birisinin ne yapması lazım? Dönüştürmesi lazım. Kavluhu ey, orada bir tane nokta eksikti dün, o değil mi şey Furkan? Noktada ey yücalil mevdu'i. Yok. Hı? Öyle mi? Yücalil. Belli sayıda. Yücalil olacak. Doğru. Ey en yüc'ale el mevdu'u fi zikri. Yani orada metinde yüc'ale el mevdu'u fi zikri, yani telaffuzda işte mevdu'un mahmul kılınması ilahiri sonuna kadar ibare, yukarıdaki ibarenin mülhaza edilmesi lazım. El hasıl, hulasa, özet şudur. Ennel akse, akis. Evet, ca'lu unvanil mevdu'i mahmulen, yani işte mahmulun bir ismi var, mevdu'un da bir ismi var değil mi? Bu unvan dediğimiz yani isimlerin değiştirilmesi. İşte mevdu'un ismini ne yapıyorsunuz? Mahmule veriyorsunuz. Ve ca'lul mahmuli, mahmulu da ne yapıyorsunuz? Kılıyorsunuz. Unvanel mevdu'i. Mevdu'un unvanı kılıyorsunuz. Anlaşılıyor değil mi şu Furkan kardeş? Ev ca'lu unvanil mahmuli unvanel mevdu'i. Yahut da işte mahmulun unvanını mevdu'a veriyorsunuz. Yani isim değişikliği yapıyorsunuz. Hâza fi aksil hamliyâti. Bu anlattığımız hamliye, kadiyeyi hamliyenin aksidir. Ve emme aksu şartiyâti, peki şartiyenin aksine gelince felâ hâcete fîhâ ile hâza tevili, yani bu tevili burada yapmaya ihtiyaç yoktur. Bellâ faidete fî aksil münfasılâti, zaten diyor kadiye-i şartiye-i münfasılanın aksinde zaten fayda yoktur. Ala ma la yahfa, açıktır yani. Faydasız olduğu bellidir diyor. Vel mezkuru, zikredilen aksul müstevi. Yani aksiden bahsediyoruz ya burada. Aksis burada nedir? Aksi müstevidir. Orada yanlış yazılmış. Ve emme aksul nakidi, peki nakidin aksine gelince fehuve, o da nedir? En yusayyere nakidul nakidul mevdu'i mahmulen, mevdu'un nakidini mahmul yapıyorsunuz. Ve nakî
Dul mahmuli mevduan. Mahmulun nakidini de mevdu yapıyorsunuz. Kema izâ eradne akse kavline. Mesela şu sözümüzün aksini irade ettiğimiz zaman ne diyoruz? Kullu insanin hayvanun, bu sözün aksini irade ettiğimiz zaman ne diyoruz? Kuluna şöyle deriz. Kullu ma leyse bi hayvanin, leyse bi insanin, bir şey canlı değilse insanda değildir. Ve innema lem yezkurhu el musannifu, musannif niye buna değinmedi? Li kılleti istemali, hiç az kullanıldığı için buna değinmedi. Kavluhu ve la yelzemu es-selbu asla. Molla Fenari öyle demişti. Bakalım Kul Ahmet buraya nasıl bir ilaveler yapacak. La yelzemu es-selbu aslan. Yani enne aksen aksel kadiyeti, kadiyenin aksi, yu'teberu fihi luzumuhu leha, yani o akis, o kadiye ne olması lazım? Lazım olması lazım. Ve lihâza, bundan dolayı arrafuhu, bu aksi şöyle tarif etmişler. Bi ennehu ehassu kadiyetin lazimetin lil kadiyeti. Yani aslında şöyle diyelim, bir evet, kadiyenin birden fazla levazımı olabilir. En şiddetli o kadiyeye böyle en çok alakası olan veya işte en çok lazım olan o ne yapılıyor? Akiste o ön plana çıkıyor. Bi ennehu, buna ne demiştik? Alamet diyorduk, değil mi? Alaka. Değil mi? Bi ennehu alakatu kadiyetin lazimetin lil kadiyet, ama. Yani o kadiyenin alakasıdır, artı bir de o kadiyeye de nedir? Lazımdır. Bi tariqi tebdili, tabii bu tebdil yoluyla oluyor. Muvafakaten, öyle mi okuyalım? Bi ennehu ahassu kadiyetin lazimetin lil kadiyeti bi tariqi tebdili muvafakaten lehu fil keyfiyeti ve sıdkı, artı o nereye döndürelim şey Furkan? Neyse ya. Yani ona muvafakat olacak. Keyfiyette, yani sıdkiyette, yani kazıplıkta, icatsatta ona muvafakat olacak. O lehu derken nereye döndürdün? Lehu li asli. Muvafakaten lil asli. Aksis muvafık olacak. Lehu li asli aslında. O kadiye, o akis yapılırken değil mi? Keyfiyet ve sıdık ne olması lazım? Uygun olması lazım. وَلَمْ يُعْتَبَرْ بَقَاءُ الْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَالِهِ وَلَوْ لَمْ olacak. وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ بَقَاءُ الْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَالِهِ, eğer asıl mucepse, işte akis de mucep olmayacak deseydik ve hatta asıl salibe olsaydı, işte akis de salibe olmazsa da olur gibi bir şey deseydik, la yestuku el aksu, o zaman ona ne denilmezdi? Akis denilmezdi. Yani akis de, eğer kadiyemiz aslı mucepse akiste de mucep olması lazım. Salibe ise akiste de salibe olacak ki biz orada akis olduğunu ifade edelim. La yastuku el aksu fi kulli maddetin yekunu el mahmulu fiha musaviyen lil mevdu'i. Evet. La yastuku el aksu, akıs ne olmazdı? Doğru olmazdı. Nerede? Fi kulli maddetin. Her maddede ki, her işte kadiyede ki, yekunu el mahmulu fiha musaviyen lil mevdu'i. Mahmul ne oluyor? Mevdu'a musavi oluyor. Ne zaman
aks denilmezdi. İza halefe el aslu fil icabi ve selbi kema fil misaleyni el mezkureyni zikredilen iki örnekte olduğu gibi eğer evet, İza halefen asla olacak. İza halefe, evet, akis, fail akis, asla muhalefet ederse. İza halefe el aksu el asla. Eyvallah. O akis asla ne olur? Muhalefet etmiş olsaydı icap ve selpte ona zaten ne denilmezdi? Akis denilmezdi. وَاِذَا لَمْ يَسْتُقْ وَاِذَا لَمْ يَسْتُقْ eğer وَاِذَا لَمْ يَسْتُقْ لَا يَكُنُ لَازْمًا eğer sadık olmazsa da ona zaten ne denilmez? Bir defa o zaten lazım olmaz. وَاِذَا لَمْ يَسْتُقْ لَا يَكُنُ لَازْمًا lazım olmaz. Dolayısıyla lazım olmasa da olmazsa da akis olmaz. Kavluhu fe manahu in sadaka el aslu sadaka el aksu. Molla Fenari yukarıda bu cümleyi kullandı. Kul Ahmet ne diyecek? Fihi burada bir problem vardır değil mi? Enne manahu manası ma baka ittasdiki el kâini kable tebdilil mezkûri ba'dahû. Yani o akisten önceki o sıdkiyet akisten sonra da kalacak. Bimâne ennehu in kâne sâdıkan fil asli fi itikadil muhbiri değil mi? Evet. Yani itikadı olması ne değildir aslında? Şart değildir. Yani genel aslında kaydı koyuyor burada. Bimane ennehu in kâne sâdıkan fil asli asıl değer doğru olursa fi itikadil muhbiri hadi muhbire göre değerlendirelim. Yebka sâdıkan kezalik aynı doğru olur kalır. La şu manada değildir. Ennehuma sâdıkatâni elbettete yani aksiden önce de aksiden sonra da doğrudur değil. Çünkü muhbirin itikadına biz bağlı olduğu için hakikat hakikat belki de kazık bekliyorlar. Evet. Fe yetenavelu aksel kevazibi dolayısıyla bizim bu aksim musavi için yapmış olduğumuz tarif neydi içine alıyor? Değil mi? Veyahut da bu sadıkı oraya mı yönlendirelim Furkan? Yani bu muhbir intikadını göz önüne aldığımız için yani o hakikaten evet. Bize göre ona göre doğru olup da bize göre yalan olsa da o da ne olmuş oluyor? O da ya. Meselenin içine girmiş oluyor veyahut da evet. Değil mi? Fiyetenavelu aksel kevazibi keva yani kazibenin aksine de şamil geliyor ve ma baka tekzibi el kaini qablahu ba'dahu ama yani o muhbire göre aksiden önce kazibe olsa da aksiden sonra da kazibe varsa o da aks olmuş oluyor bu tebdilden sonra ve ayna hada mimma zekerehu eş-şarihu ama diyor bu aslında şarihin zikrettiği şey bu değildir diyor değil mi Fuka? Bu eyni nerede? Şarih ne şarih nerede biz neredeyiz yani? Vallahi ben o yedi yani ne bu... diyor? Yedi aşağıda ne diyor? Evet, yuridu enne kelamel musannifin la yakbalu ettevcihe gayre ma yesiru ileyhi min ennel hakka enne zikret tekzibi hahuna vakun istidra evet, yani demek ki o tekzip burada nedir? İstidradidir. Hatta şey orada bir şey daha gördüm sanki. İstidradi değil. O sehven orada hataen yanlışlıkla zikredilmiş. Yani burada Kavli Ahmet'e şey yapıyorlar. Eleştiriyorlar. Hani burada muhbirin itikadını devreye sokmanın hadet nedir evet. Manasında. Yani bir hakikate sadıksa sadık olacak. Yani normalde genel biz genel olarak
Kadiye-i Sadıka'da veya da Kazibe'den bahsediyoruz yani. Muhbire göre doğru, muhbire göre yanlış. Özel yani daha da ne yapmıyoruz? Özelleştirmiyoruz. Daha genel aslında meseleyi değerlendiriyorduk. Kavlu Ahmet biraz daha özelleştirdi yani. Ne gidiyor mu şey Furkan buradan daha? Evet, bir buçuk sayfa kaldı. Peki. Kavluhu yuradu bihi kevnu tasdiki bihalihi. Yani mecazen. Yani burada yuradu bihi kevnu tasdiki bihalihi mecazen yani değil mi? Evet. Bi zikril külli ve iradetil cüz'i. Burada tabii mecazın neyleri vardır? Kısımları vardır. Burada kül zikredilmiş ancak biz neyi kastediyoruz? Cüz'ü irade ediyoruz. Ve iradetil cüz'i fihi burada kül zikredilmiş, cüz kastedilmiş. Enne misle hâzet tecavuzi ama bu gibi mecazın yekunu olur ama ne zaman izâ utlika lafzun mevdu'un lil kül için vaz edilen lafız zikredilir alel icmali alel cüz'i ama mücmelen cüz üzerine zikredilirse olur. Yani diyelim el dersin normalde el işte parmaklardan değil mi ta omuza kadar siz bileği kastedersiniz veyahut da işte dirseği kastedersiniz bir cüzü kastedersiniz. Mislu en yuzkere lafzul beyti el mevdu'i lil cudranil erba'i ma sakfi yani beyt kelimesi dört duvar artı bir de tavana vaz edilmiştir. Bu lafız zikredilir ve yuradu bihi es sakfu evül cudranu ancak ya tavan kastedilir veya duvarlar kastedilebilir. Burada işte dersiniz ki ya kül zikredildi ama cüz irade edildi. Emma İza zükre el kullu bi elfazin tedullu ala eczaihi ancak küllü ifade eden lafız zikredilirse artı bir de o lafız neye delalet ediyorsa cüzlere kullu lafzin ala kullu lafzin ala cüz'in her lafız her bir cüze delalet ediyorsa fesahhatu iradetil cüz'i min mecmu'i hadihil elfazi fesahhatu iradetil cüz'i orada cüz'ün irade edilmesinin sahih olabilmesi min mecmu'i hadihil elfazi bu elfazın mecmuundan genelinden ala sebilil mecazi mahallu bahsin yani eğer o küllü ifade eden lafızdan cüz de anlaşılıyorsa zaten orada sizin ya mecazen burada cüz kastedilmiştir demeniz de ne vardır? Bahis vardır, problem vardır. Yani bunu demek ki bir takım alimler kabul etmiyor. Oldu mu Furkan? Yani kastettiği hem tasdik hem tekzip deyip manayı sadece tasdik olarak şey yapmak. Sadece Evet. tasdiki kabul belirt, tasdiki işaret etmek ve onun problem var. Eyvallah. Peki. Kavluhu itlakul lafzi ala ehadi muhtemilatihi ala ta'yini. Yukarıda Molla Fenari Hazretleri bu ifadeyi kullandı. Bakalım. Bu itlakul lafzi ala ehadi muhtemilatihi ala ta'yini bu ta'lilun li kavlihi manahu enne mecmu'at tasdiki ila ahirihi onun illetidir diyor. Manahu enne mecmu'at tasdiki bu kullanmış olduğu ibare buranın illetidir. La li kavlihi şuranın değildir. Yuradu bihi kevnu tasdiki bihalihi. Niye? Lianne
لأن بقاء التصديق والتكذيب بحاله çünkü doğruluğun ve yalanın hali üzerine kalması la yahtemilu بقاء التصديق fakat بحاله yani burada sadece neye ihtimalli değildir la yahtemilu بقاء التصديق fakat بحاله وإرادة الوجود من البقاء لا يناسب yani kalkıp da bizim bakadan vücudiyeti irade etmemiz la yunasibuha kavluhu şu sözünü olmaz bu iradeye münasip değildir bi halihi ala ma la yakhfa çünkü bi halihi diyeceksin hem tasdik hem tekzibi zikredeceksin değil mi? Evet. Olmaz. Velhak enne zikrel tekzibi hâhuna vâkûn istidraden istidradi bir şekilde yani zikredilmiştir. İstidrad nedir? Zikru şeyi fi gayri mahallihi li alakatin. Yani tasdik zikredildiği için tekzip de ne yapılmıştır? Zikir edilmiştir.